Aşağıdaki dağlardan hangisi şekildeki gibi oluşuma sahip değildir? Şekildeki oluşum kıvrımdır. Bey Dağları bir kıvrım dağıdır. Bolkar Dağları bir kıvrım dağıdır. Ilgaz Dağları bir kıvrım dağıdır. Canik Dağları kıvrım dağıdır. Fakat Aydın Dağları kırıklı yapıdadır. Bundan dolayı şekildeki gibi bir oluşuma sahip değildir. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerler için bilgilerinden hangileri doğrudur? K'nin bulunduğu alanda kırıklı yapı geniş yer tutar denilmiş. Ege kıyılarımızda, Ege bölgemizde Batı Anadolu fay hattı geniş yer kaplar. Bundan dolayı bu bilgi doğrudur. Horst ve Graben sistemleri Batı Anadolu'da oldukça yaygındır. L'nin bulunduğu alanda yani Batı Karadeniz'de dağlar kıyı çizgisine paralel uzanır. Bu bilgi doğrudur. M'nin bulunduğu alanda Van Gölü'nün kuzey kesiminde Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Dağları bulunur. Volkanik dağlar bulunur denilmiş. Bu bilgi de doğrudur. Verilen 3 bilgi de doğru olmasından dolayı doğru cevabımız E seçeneğidir. Yukarıdaki platolardan hangisinin oluşumunda karstlaşma etkili olmuştur? Türkiye'de karstik araziler denildiğinde aklımıza gelen ilk yer Batı Toroslardır. Batı Toroslar Mersin'in batısından başlayarak Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla çevrelerini kapsar. Burada Taşeli Platosu'nun bulunduğu yer gösterilmiş. Taşeli Platosu da Türkiye'de karstik arazilerin yaygın olduğu bir yerdir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneğidir. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye fiziki haritasında aşağıda verilen ovalardan hangisinde yeşil renk ve tonları daha fazla kullanılır denilmiş. Yeşil renk ve tonları 500 metreden alçak olan araziler için kullanılır. Konya Ovası 1000 metreden yüksek bir yerdir. Iğdır Ovası yaklaşık 850 metre yükseltiye sahiptir. Ankara 850-900 metre yükseltiye sahiptir. Pasinler Ovası 1800 metrenin üzerinde yükseltiye sahiptir. Bundan dolayı bu ovalar yeşil renkte gösterilmez. Fakat Çarşamba Ovası bir kıyı ovamızdır. Delta ovasıdır. Yükseltisi 500 metreden hatta 100 metreden daha alçaktır. Bundan dolayı fiziki haritalarda yeşil renkte gösterilir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Türkiye'nin ovalarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Türkiye'de en büyük iç ova Konya Ovası'dır. Türkiye'nin en geniş ovasıdır. Doğrudur. Türkiye genç oluşumlu bir araziye sahip olduğundan tektonik ovalar ülkemizde yaygındır. Bu bilgi doğrudur. Karstik arazide oluşan ovalar Akdeniz bölgesinde yaygındır. Evet, Akdeniz bölgesinde özellikle Batı Toroslar'da Antalya, Isparta, Burdur, Denizli, Muğla il sınırları içerisinde karstik ovalar yaygındır. Bu bilgi de doğrudur. Doğuya doğru gidildikçe yükselti artmasından dolayı ovaların da ortalama yükseltisi artar. Bu bilgi de doğrudur. Fakat delta ovaları en çok Akdeniz bölgesinde yer alır denilmiş. Delta ovalarımız en çok Kıyı Ege'de yer alır. Bundan dolayı bu bilgi yanlıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bazı platolarımıza ait özellikler verilmiştir. Buna göre hangi platomuza ait bir özellik verilmemiştir deniliyor. Yaz yağışları nedeniyle bitki örtüsü çayırlardan oluşur denilmiş. Bu Erzurum Kars platolarına ait bir özelliktir. Sanayileşme ve kentleşme yoğundur denilmiş. Çatalca ve Kocaeli platolarına ait bir özellik verilmiş. Karstik araziler nedeniyle tarım alanları dardır denilmiş. Bu da Teke ve Taşeli platosuna ait özelliklerdir. Suriye üzerinden gelen rüzgarlar nedeniyle yazları çok sıcak ve kurak geçer denilmiş. Bu da Şanlıurfa platosuna ait bir özelliktir. Yani Haymana platosuna ait bir özellik verilmemiştir. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Haritada dağılışı gösterilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir deniliyor? Ege bölgemizde Kula Volkanı, Marmara bölgemizde Uludağ iç volkanizma görülmüştür. İç Anadolu bölgesinde Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı, Doğu Anadolu bölgesinde Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı Dağları'nın yerleri gösterilmiş. Bundan dolayı volkanik dağlar gösterilmiştir diyebiliyoruz. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Aşağıda verilen dağlar oluşumuna göre ikişerli eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır denilmiş. Melendiz Dağı ve Tendürek Dağı volkanik dağlardır.
Madra Dağı ve Amanus Dağları'nda kırılma görülmüştür. Kırıklı dağlardır. Kaçkar Dağları ise kıvrımlı dağlardır. Bundan dolayı diğerlerine benzemez. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Ülkemiz genel olarak Akdeniz iklim kuşağında olduğu için yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Aşağıda verilen platolardan hangisi bu genellemeye uymaz denilmiş? Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, İç Anadolu'da Bozok, İç Anadolu ile Ege bölgesi arasında Yazılı Kaya, Akdeniz bölgesinde Teke Platosu'nun bulunduğu yerler yazların sıcak ve kurak geçtiği yerlerdir. Fakat Doğu Anadolu bölgesinde Ardahan Platosu yüksek olduğu için yaz mevsiminde sıcak değil serindir ve en fazla yağışını yaz mevsiminde almasından dolayı yaz mevsimi kurak geçmez. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir. Aşağıdaki haritada bazı dağların bulunduğu yerler gösterilmiştir. Buna göre haritada verilen dağlardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır? Yıldız Dağları, Doğu Karadeniz Dağları, Bey Dağları ve Hakkari Dağları gibi dağlarımız kıvrımlı dağlardır. Fakat Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Erciyes Dağı gibi dağlarımız volkanik dağlardır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir. Buna göre öğrenci grubu aşağıda verilen ünitelerin hangisinden geçmemiştir deniliyor. Şu kısımda Canik Dağları'ndan geçmiştir. Çukurova, şurası Çukurova olmasından dolayı Çukurova Deltası'ndan geçmiştir. Burada Aladağların bulunmasından dolayı Aladağlar üzerinden geçmiştir. Kayseri Ovası'ndan geçmiştir. Fakat Cihanbeyli Platosu Tuz Gölü'nün batısında kalmasından dolayı buradan geçmemiştir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu şekilde oluşan ovalardan biri değildir? Karstik ovalardan bahsedilmiş, Polya ovalarımızdan söz edilmiş. Elmalı Ovası, Korkuteli Ovası, Muğla, Tefenni Ovaları bu ovalarımız karstik arazilerde oluşmuş ovalardır. Yani Polya Ovası'dır. Fakat Amik Ovası bir tektonik ovadır. Bundan dolayı doğru cevabımız D seçeneğidir.